Şimdi biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'yla alakalı artık kendine oy veren, onu seçtirmek için elinden geleni yapan, onu allayan pullayan, seçim zamanı bir kahraman gibi gösteren gazeteciler ve televizyon kanalları dahi artık yeter artık dediler. Gerçekten şimdi Ekrem İmamoğlu'nun haline baktığımda hani çok istediği şeyleri kaybeden insanlar olur ya, böyle bir şey olur, kendini kaybeder. Öyle davranıyor. Yani Can Ataklı'nın ve işte Barış Yargadaş'ın eleştirilerinde de dediği gibi, madem uzaktan yönetiliyor İstanbul'da, o zaman her belediye başkanı kendi ilçesini ya da şehrini uzaktan yönetsin. Yani bugün İstanbul gibi dünyanın metropol şehirlerinden birine kazara belediye başkanı seçilmişin, bari bunun hakkını verseydin Sayın İmamoğlu, kusura bakmayın. Seçildiğiniz günden beri hizmet adına hiçbir şey yok ama onun dışında olumsuzluklar adına her şey var. Yani bu ilk değil, son da olmayacak ama burada bizdeki olay şu, görüyorsunuz işte, bir insanı istediğiniz kadar şişirin, istediğiniz kadar ayyuka çıkartın. Belki insanlar kanıp seçebilir ama netice itibariyle aynası iştir kişinin. Ama daha önce de söylemiş olduğum gibi İmamoğlu'nun ilk günden beri hedefi Cumhurbaşkanlığıydı ve CHP içinde Kılıçdaroğlu'na karşı bayağı bu konuda tabiri caizse kazan kaldırmış durumda. Ama şu saatten sonra kimse ona ne finansör olur ne de onu destekler. O ümidi de gitti. Son ümidi oydu. Finansör bulayım bu seçim kampanyası için. Batı'yı da arkama alayım. CHP'de mecbur kalsın beni başkan adayı yapmaya. Olmazsa bağımsız olurum, HDP'yi arkama alırım gibi siyasi hesaplar yapıyor olabilirdi. Ama tabii ki burada tekrar ediyorum, gerçekten hiç değilse kazara seçilmiş olduğunu insanların tam işte tepkili döneminde, işte tabii ki her iktidar yıprandığı gibi AK Parti de yıpranıyor. Bari bunun hakkını verseydin ama maalesef Ekrem İmamoğlu'nun sadece iş beceriksizliği değil, kendi kariyer yönetimindeki beceriksizliğini de görmüş olduk. Kendi eline geçen bu fırsatı değerlendiremedi. İstanbul gibi bir nimet diyeyim, çalışmak ve bu şekliyle, eğer amacı gerçekten hizmet etmek olsaydı, amacı gerçekten devlet için, millet için bir şey yapmak olsaydı, çalışır ve siyasi platformda da bu şekilde ilerlerdi. Ama nasıl olsa İstanbul, çok iyi bir İstanbul teklif edildi bana, teslim edildi bana ve ben bu şekilde bu sistem kendi kendini yönetir. Zaten ben de diğer ideallerimi gerçekleştiririm havasındaydı. Fakat işte şimdi rüzgar öyle bir tersine döndü ki, o geçen sene Bodrum'daki tatilin ukalalığı, kayağa gittiği zamanki ukala, yani çok ciddiyim, çok ukala ve insanları böyle diyorum ya, seçmeni, kendine oy verenleri, vermeyenleri dalga geçer gibi. Yani ben çocuklarıma kayak sözü verdim, yok efendim büyükelçiye söz verdim, sen uluslararası itibarımızı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mı yapacak? Çok ne için yemek olduğu ortadaydı. Zaten öyle olmasa partin seni sahiplenirdi. Sonra kalkıyorsun işte selde, İstanbul'da böyle bir şey var. Neredeyse sel olmuş. O kadar insan mağdur. Sen bayramın birinci günü, günler öncesinden bildirilmiş bir afeti umursamayıp ailenle tatile gidiyorsun. Bence o tatilde kalsın, hiç dönmesin. Zaten hep tatilde. Yani Sayın İmamoğlu göreve geldiği ilk günden beri tatil yapıyor, çalışmıyor. Ya tatil yapıyor ya da ziyaretlerde bulunuyor. Neredeyse kısır gününe, paralı gününe girecek. Yani iş dışında her şeyi yapıyor. İstanbul'a hizmet dışında her şeyi yapıyor. Bizim de bir günümüz var arkadaşlarla. Yarım altın. İstiyorsa onu da alabiliriz mesela. Sorun değil. Gelmesine gerek yok. Gelmesin zaten. Altınını yollasa yeter. Var öyle arkadaşlarımız. Onlar gelmiyor. Altınını yolluyor. Bu biliyorsunuz kadın günlerinde güzel de bir tasarruf oluyor. Ona da girebilir. Yani Kılıçdaroğlu dedim ya, bir kısır gününe ve altın gününe girmediği kaldı. Onun dışında yani çalışmak ve hizmet etmek dışında ya tatil yapıyor ya da büyükelçi ziyaret ediyor, onu ziyaret ediyor, bunu ziyaret ediyor. Yani tabii bunlar birer ironi, belki şaka gibi, ama gerçekten insanın sinirleri bozuluyor. Şimdi bakıyorsunuz son 3 gündür işte Can Ataklı, Fox TV, Barış Yargadaş, kendi partisinin mensupları kendisini yerden yere vuruyorlar. Haklılar. Yani Sayın İmamoğlu, Ekrem Bey kardeşim, sen maalesef treni kaçırdın. Sana çok güzel bir tren getirdiler. Onu bile yönetemedin. Yani kendi sürecini, kendi kariyerini bile yönetemedin. Zaten İstanbul'u yönetmek için gelmediğini de insanlar anlamış oldular. Şimdi ne olacak? İşte yine altılı masa devrede ve Kılıçdaroğlu başkanlık yarışını asla bırakmaz. Yani onu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu 70 yaşını gelmiş, devirmiş bir insan olarak başkanlık, adaylık konusunu bırakacağını hiç düşünmüyorum. Bana göre de olsun. Ama Ekrem İmamoğlu İstanbul'un başına gelmiş geçmiş en beceriksizlerin arasında olduğu gibi, daha önce dediğim gibi en duyarsızları. Diğerleri en azından yapamadıkları işin bile başındalardı. Gerçekten Ekrem İmamoğlu hiçbir şeyin başında değil. Yani olan, ona teslim edilen rahmetli Kadir Topbaş'ın hizmetleridir aslında İstanbul. Ondan sonra işte emanet alanlar, kendileri de biliyor zaten. Ama rahmetli Kadir Topbaş'ın yaptığı İstanbul'u, o sistemi bile yönetemedi. O sistemi bile sahip çıkamadı. Çünkü başında değil. Başında durmadığın iş senin değildir. Zaten adamın derdi, dedim ya, Cumhurbaşkanı olmak. Hani İstanbul'u mahvettim, Türkiye'yi de mahvedeyim. Bozma ve hizmetsizlik adında çok idealist. Verirseniz itinayla bozabilecek, yürütemeyecek ve insanları böyle mağdur edecek ve sonra da karşılarına geçip hiçbir şey olmamış gibi duyarsızca konuşabilecek bir yapıya sahip Sayın İmamoğlu. Yani kendisini saygı çerçevesinde eleştiriyorum. Yani eğer bir işin bozulmasını ve yürümemesini istiyorsanız, bir işi mahvetmek istiyorsanız bunu Ekrem İmamoğlu'na teslim edin. İtinayla bozar, itinayla mahveder. Sonra karşısına geçip bir de itinayla insanların yüzüne sanki hiçbir şey yapmamış gibi ve davranışları doğru olmuş gibi konuşur. Bunun iki şekli var. Bir, psikolojik olarak bir bozukluk olması lazım. Bilmiyorum var mı yok mu. İki, duyarsız ve yani insanlara karşı saygısının olmaması lazım. Ben ikinci seçenek diyorum. Yani bu İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oy veren vermeyen, hadi ben vermemişim, oy bana saygısı yok. Ama verenlere de saygısı yok. Seni nasıl sahiplendiler? Yani bir şans dediler ve seni sahiplendiler. Ya bir şans dediler ve seni sahiplendiler, sana oy verdiler. O insanların bile şu kadarcık hatırı yok muydu? Yokmuş. Beni geç, ben vermedim benim gibi insanlara. Hadi bizi saymıyorsunuz ki, bir belediye başkanının böyle bir lüksü yok. Hizmet herkese. Ama hiç değilse o kadar iki seçimde de sana oy veren insanlara karşı bir saygı, bir duyarlılık, değil mi? Bir vefa olmalıydı. Evet, şimdi Ekrem İmamoğlu artık kazmaya çalışıyor. Hani böyle tencere dibine bir şeyler daha çıkar mı? Çıkmaz kardeşim, kızım, çıkmaz. Boşuna uğraşma. Ama İstanbul ne böyle bir hizmeti ne de böyle bir belediye başkanını hak etmişti. O yüzden İstanbullular 2023'te duygusal davranmasınlar. Yani sevin sevmeyin. Çalışan parti, ne kadar sinir olsanız da en azından hizmet aldığınız bir parti, ona oy verin. Siyasi düşünmeyin yerel belediyecilikte diyorum. Evet, Ekrem İmamoğlu şimdi nerede? Bakalım döndüğünde insanlara yine tepeden nasıl? Ne var yani, ben tatil yapamayacak mıyım? Çocuklarımla gidemeyecek miyim? Uzaktan idare edemeyecek miyim? Evet, sen uzaktan idare ettiniz, gördük. Evet efendim. Gerçekten bu kadar insanın sahiplenip muazzam bir umutla başkan yaptığı İmamoğlu'nun nasıl bir balon olduğunu gördük, ama en acı olanı da balonunu hep kendi patlattı. birileri patlatır ya. Ama o hep kendi kendini patlattı. Kişi ne yaparsa kendisi de yaparmış sözünü de burada saygıyla anıyoruz efendim.